Dördüncü Murat çocuk yaşta tahta çıktı. Yeniçeriler onu zorladılar. Tahtı Dolmabahçe Sarayı'nda bahçeye çıkarttılar. Kanuni 46 senelik saltanatının yarısından fazlasını seferde geçirmiştir. 20 civarında seferi var. O millettir ki tarihte sadece Çin bulunduğu yataktan hiç çıkmamış. Başkası gelmiş ona saldırmış. Japon saldırmış, Türkler saldırmış. Kendisi bir tek Talas Harbi için seddin dışına çıkmıştır 750 yılında. Talas Muharebesi'nde onda da Arap orduların desteğiyle Türkler Çinleri gene yenmiştir. Bunun dışında Çin yatağından çıkmamış. Bunun dışında Çin yatağından çıkmamış. Çin bir ağaç gölgesi buldu mu 6 ay uyuyan adamların ülkesidir. Bunu kolay kullanır. Siyasette tecrübesizdir. Geçmişi yoktur. Rothschild'in serveti de an be an Çin'e kaymaktadır. Bu servet kaçırmasını tamamladıkları gün Amerika'yı 3'e 5'e bölerek süper güç olmaktan çıkaracaklar. Bundan sonra ne yapacaklarsa Çin'in arkasına saklanarak yapacaklar.
Evet. Yani dedik biz koruyacağız. Oh. Allah koruyacağım diyor. Sen koruyamadı. Keçi yedi diyor. İnanılacak. Ben böyle diyorum. Utanmaz herif. Senin sahih hadis dediğin hadis kitapların, onlar bunu diyor. Benim eleştirdiğim şeyi bu adam bana şimdi yakıştırıyor. İftiracıya bak. Dini iftira ve uydurma üzerine adam utanmadan, sıkılmadan videoda bana iftira ediyor. Sanki ben böyle bir saçma sapan. Biraz sonra göreceğiz keçiyi. Buna ne cevap vereceksin? Gavurluğunla baş başa kal. Gavurluğunla baş başa kal. Çöpe at diye bir kitabı var. Buyur. Devenin boynunu geçti. Çöpe at diye kitap benim kitabım değil. O kitap benim değil. Hello. Büyük bir kitabım. O ismi de koymazdım. Babası yazdı ki benim oğlum kafirdir. Benim oğlum kafirdir. İbrahim de öyle söyledi. Benim oğlum mürtettir dedi. İş mi yani? Kur'an'a göre yani, Kur'an öyle mi diyor? Babanız sizin için ne derse siz öyle mi olursunuz diyor. Tam tersi diyor Kur'an. Tam tersi. Biraz Kur'an okuyun ya. Bir okuyun. Bir kere okuyun. Ya ne yapacağız? Hep sürekli durduracağız. Adam sanki sarhoş gibi konuşuyor. Edip Yüksel, 19 meselesini icat eden ne garipin adı, Pakistanlı'dan peygamber tanıyor. Devenin boynu ve de yürgücü. Adam bir cümle söylüyor, cümlede iki tane hata yapıyor. Adam Pakistanlı değil, adam Mısırlı biyokimyacı Reşat Halife. İkincisi, ben peygamber olduğunu iddia etmedim. Tam tersi. Kur'an diyor ki مَا كَنَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed Allah'ın elçisidir ve son nebidir. Nebi peygamber demektir. Hani Türkçe'de, Farsça'dan gelmiş. Haber getiren, kitap getiren demektir. Nebi onun için kullanılıyor. O halde Muhammed son peygamberdir. Kur'an son kitaptır. Düşün. İlk başta sarık var. Arapların sarığını alıp din yapıyorlar. Ondan sonra bu batılılaşma şeyiyle Sultan Mahmud, 2. Sultan Mahmud alıyor Bizanslılar döneminde işte Yunanlıların, Kıbrıs'taki Yunanlıların kullandığı fesi alıyor. Al işte. Bu olacak diyor. Bu adam şimdi bunu kafasına çakıyor. Ona mı sorsan bu batı düşmanıdır. Batı şöyledir, böyledir. Utanmaz herif. Ya bir adam 300 sayfa daktiloyla yazı yazacak, A yerine B'ye basmış olmayacak. Bu inanılır şey değil. 2-3 defa başımdan geçti. Bunu ben sıkıştırdım. Dedi ki bunları ben yazmıyorum. Ben kağıdı koyuyorum, cinliler tuşlara basıyor yazıyor. Ben mevzu veriyorum. Karl Marx bir cinlidir. Benden duyun. Ben onun doğup yaşadığı yeri gördüm. Trier'de doğmuştur, Almanya'da. Trier, minare boyu kayalıkların olduğu bir yerdir. Trier, onun çocukluğunun geçtiği yerdir. O kayalıkların dibine gider düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şerir cinlilerdir. Kendi eseri değildir. Üzerine dedim ki bu cinli dürüst bir cinli. Cinliler aynen insanlar gibidir. Mustafa Kemal'i çağır dedim.
Kıvrandı, kıvrandı, kıvrandı o fincan. Hareket etmiyor. Güç bela, çocuk kan ter içinde kaldı. Geldi. Beni bırakmıyorlar dedi. Ne soracaksanız çabuk sorun, geri gönderin beni dedi. Zannediyorum Türkiye'de benden başkasının bilemediği bazı sır işleri sordum. İngilizlerle münasebetlerim vesaire. Burada anlatırsam uzun gider. Osmanlı tarihi boyunca ne devlet idaresinde ne sokakta başı açık bir adam yoktur. O devirden kalmış filmler var. Mesela bende Abdülhamid'in cenaze filmi var. 1918'in filmi. Onu göstereyim, bana bir tane başı açık adam göstersinler. Devlet adamı değil, halktan bir adam. Asla. Asla. Bunu neye binaen söylüyorsunuz? Çünkü baş açık ayıptır. Karşındakine hakarettir. Millet şapka giymemek için baş açıklık yaygınlanmıştır. Müslümanlar, imparatorluk yıkılana kadar gece uyurken bile başları örtüktür.